bir etki yapsın, işte oradaki milliyetçi seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne çeksin diye yapıldığı belli. Fakat bunun Afyon dışında da tesiri olacağı, etkisi olacağını o zaman konuşmuştuk burada. Zaten dün gösterdim size, İstanbul'da bir DEM Partiler paylaştı bunu. Bir afiş hazırlanmış. İşte oyunuzu bu faşist zihniyete vermeyin, Burcu Köksal'ı kastediyorlar. Faşist zihniyete vermeyin diye DEM Parti seçmenine dağıtılan bir broşür. Yani kendi partinize verin, CHP'ye vermeyin ki Ekrem İmamoğlu kazanamasın diyorlar. Bunun bir malzeme yapılacağı, bu sözlerin, Burcu Köksal'ın bu lafının bir malzeme yapılacağı belliydi ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da Burcu Köksal'ın o sözlerine atıf yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. CHP belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık kokan söylemleri diye konuştu Erdoğan. Öyle ki bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek? Erdoğan'ın sözleri böyle. Bu Burcu Köksal'ın açıklamalarını bu akşam saat 20'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırlayacağız bu arada. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuğumuz olacak Özgür Özel. Sorularımızı yönelteceğiz. Bu Burcu Köksal'la ilgili de sorularımız var Özgür Özel'e. Onu da hatırlatmış olayım. Başka pek çok başlıkta da sorularımız olacak. Bu para sayma görüntüleriyle alakalı, İstanbul'daki görüntülerle alakalı şu vakte kadar Özgür Özel herhangi bir açıklama yapmadı. Onları da soracağız. Başka sorularımız da var. Özgür Özel saat 20'de KRT'de konuğumuz olacak. Hatırlatayım tekrar. Şimdi taşıma seçmen meselesiyle devam edelim. Bu önemli bulduğumuz konulardan biri. Bu konuyla ilgili çeşitli raporlar hazırlanıyor, çeşitli tespitler yapılıyor ve bunları gördükçe buraya taşıyoruz. DEM Partililer bu konuyla ilgili önemli çalışmalar yaptılar. Mesela Iğdır'da işte asker ve polislerin oraya taşındığı, 1500 son seçimin 1500 oy farkla kazanılması hatırlatılıyor. Mesela DEM Parti'nin hazırladığı raporda ama 4500 seçmenin oraya götürüldüğü ve yeni seçmen olarak kaydedildiği DEM Parti tarafından raporlaştırılmıştı. Bu önemli bir mesele çünkü sandıktan milli iradenin çıkmasına engel olacak bir mesele bu. Taşıma seçmen meselesi. Şimdi yeni bir haber var bu konuyla ilgili. Cumhuriyet Gazetesi'nden Nagihan Yılkın yapmış. Siirt merkezde aralarında Özel Harekat Siirt Şube Müdürlüğü'nün de olduğu 4 adreste tam 6643 seçmen kaydedildiği tespit edilmiş. CHP İl Başkanlığı tespit etmiş bunu. Mesela adres yazmışlar. Siirt Yeni Mahalle'de Cengiz Topel Caddesi 40 numara. 2099 seçmen görünüyormuş bu adreste. Tek bir adreste. Mesela Doğan Mahallesi'ndeki Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada. Özel Harekat Siirt Şube Müdürlüğü'ne 1989 kişi kaydedilmiş. Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara. 1. daireye 1806 kişi, 2. daireye 749 kişi seçmen olarak kaydedilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Siirt İl Başkanlığı